Ben de bir başka belge, bugün artık bol bol belge yayınlayacağız. Baş Vekalet Muamelat Müdürlüğü'nün 23-12-1931 tarihli Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal ve Bakanlar Kurulu bir kararname. Fakat kararname şu: Arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli veya aleni dershane açanlara karşı tanzim olunan ekli talimatnamenin yürürlüğe konulması ve işte gerekenin yapılması üzerine. Ben onun gizli o dilden ve merbut, evet, talimatnamenin mer'iyete vazi, evet, marif vekaletini. Ben biraz sadeleştiriyorum. İşte bu evet, gizli dershane açıp Arap harfleriyle hala eğitim yapmaya çalışanlar. Ne oldu o şey? Merdiven altına kaydı yani. Merdiven altı eğitimine karşı evet, bizzat Bakanlar Kurulu kararnamesi. Şimdi tabii da bir tane de ben imha kararnamesi göstereyim. Arkadaşlar bakmışken, bu da 25 Temmuz 1930 tarihli kütüphanelere ve devlet dairelerine yazılan, onlara şey yapılan bir kararname. Gazi Mustafa Kemal imzasını görüyorsunuz. Ve Bakanlar Kurulu kararnamesi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı. Türk harflerinin kabulünden evvel bakanlık nam ve hesabına bastırılarak satılmayıp kalmış olan kitap ve mecmua ve risalelerin tasfiyesiyle bunlardan yüksek bir ilmi kıymeti olanların veya müracaat kitabı olabilecek mahiyette bulunanların umumi kütüphanelere tevdi ve diğerlerinin memleket haricine sevk veya keserek satılmak suretiyle ortadan kaldırılması. Bakın işte bizim karşı çıktığımız bu. Ne diyor? Eski Osmanlıca harflerle basılmış olan kitaplar, çok ilmi kıymeti olanlar varsa bunları şey yapın, diğerleri ya yurt dışına satın yahut kırpıntı haline getirin, kesin, imha edin, ortadan kaldırın ya. O tarz karikatürler az mı yayınlandı? Diğerlerinin memleket haricine sevk veya keserek satılmak suretiyle ortadan kaldırılması. İşte bu. Şimdi bunun için Bakanlar Kurulu kararnamesi peki, çıkarılıyor. Şimdi bu karikatür üzerine de konuşacağız. Başka karikatürler de var. Bir de Osmanlıca öğretenlerin, Arapça öğretmeye çalışanların takibatı var bu işin sonunda. Evet. Yani öyle kanunda durduğu gibi durmuyor inkılap. Ama bir reklama gidelim. Hemen döneceğiz efendim.